Evet, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü test konumuz avuç taşlamalara takılabilen elektrikli zincirli testere diye geçiyor. Bu testerenin palasının falan büyüklüğünü beraber görmüş olacağız. Bundan takımını yapmadan önce bir kutu açılımı yapalım diyoruz. Daha yeni geldi, bu sabah geldi ürün kargodan. İçinden böyle bir aparat çıkıyor. Bu sanırım testeredeki zincirin gerginliğini ayarlıyordu. Daha önce edinmiş olduğum bilgiler ışığında. Bu ana gövdeye oturtulan, şu kısma oturtulan aparat diyebiliyorum. Burası yağ deposu. Otomatik yağlamayı yapabilmesi için kendi yağ deposu var. Yani bu sayede zincirin ömrü kısa olmuyor. Bu koruyucu aparat. Koruyucu aparat ufak bir metal. Saç deyin, biraz kalın. Çok çok ince değil. Elle rahat bükülebilecek bir saç değil. Ama çok da etli butlu bir şey değil bu koruyucu aparat. Yani testerenin önüne takılıyor ki şöyle biz testereyle kesim yaparken zincirin atması, kopması, ağaçtan bir şeyler fırlaması durumunda koruyucu önlem olarak bunu koymuşlar. Ondan sonra şöyle bir aparatlar var. Burada Allen anahtarı var. Bir tane bir conta gibi bir şey var. Sanırım ana aparata, ana avuç taşlamaya takılan zincirin ufak döndürme kısmının takılacağı yer burası. Bu da onun birbirini tutsun diye ek bir aparat herhalde. Ve ondan iki tane koymuşlar. Zincirde bir sıkıntı olursa diye veyahut da uyum sorundan mı? Montaj yaparken onu anlayacağız. Gördüğünüz üzere zincir. Bu da tutma aparatı. En son da palası. Palası bayağı düzgün, ağır bir pala ve hani bayağı da büyük. Şuradan sonrası gezdiğini düşünürsek sanırım bir 30 santim çapında bir şeyi kesebilir diye düşünüyorum. Ne kadar rahat keser, ne kadar zor keser onu da zaten videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğiz. Veyahut da ayrıca bir tanıtım videosu, gücünü gösterme amaçlı bir tanıtım videosu, ona göre çekeriz. Şimdi ben poşetlerinden çıkartayım bunları. İçinde bir tane kurulum şeması var. Resimle anlatmış İngilizce. Ama resimlere bir bakayım. Yani resimler şu an için yeterli duruyor. Çünkü az buz montaj yapabilen kişilerin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Evet, şimdilik bir poşetlerini çıkarayım. Tekrar görüşürüz. Parçaları poşetinden çıkardık. Şimdi hızlı bir şekilde montaja geçeceğiz. Burada birinci resimde parçalar zaten çıkarın, hazırlayın diyor. İkinci de şu contayı diyor, şuraya bir oturtun diyor. Sıkı sıkıya oturdu bu conta. Ondan sonra şu parçayı alacağız. Bu parçayı güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde buraya sardıracağız. İçinden çıkan şu alet, alyan bunun için uygun zaten. Onun için çıkarmışlar. Bütün vidalar bu alyana uyumlu gönderdikleri. Hani başka bir alete ihtiyaç duymuyorsunuz. Sağlam. Zaten geniş olduğu için ağzı yalama yapabilecek gibi de değil. Bunu sıkıştırıyoruz güzelce. İyice sıkıştırmamız gerekiyor ki zincirde atmalar, çıkmalar olmasın. Sonuçta bu yuva sayesinde hareket edecek. Videoyu çok sürdürmemek açısından ben daha da sıkıştırmam gerekiyor. Hani sizi bunaltmamak için hızlı sarmaya da girmeyelim diye, bütün aşamaları tek tek gösterelim diye. Yani fazla sıkıştırmadım, siz daha da sıkıştırın.
Benim herhalde şeyin uyumlu olduğu başlık bu. Bunu takıyoruz. Bu zaten avuç taşlamanın aparatı. Hani diski koyduğumuz zaman sıkıştırdığımız aparat var ya. Onunla o. Bununla onu üstüne getiriyoruz. Şuradan hemen bir sıkıştıralım. Evet, sıkıştırdık. Şimdi bunu taktık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu taktık. Şu parçayı. Ondan sonra 7. aşamaya geldik bile. Gördüğünüz gibi çok kolay. Palayı çıkartıyoruz. Palaya zincirimizi takıyoruz. Şöyle bir güzel bir şekilde. Kolay bir şekilde uyuyor zaten. Palanın uç kısmını yağlamışlar zaten. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bir saniye. Yaşamıyordu sanırım, yanlış aparatı kullandım herhalde. Hemen aparat değişimine gideyim, onu da görmüş olursunuz. Yanlış aparat kullanmış olma ihtimalim yüksek. Şu aparatı deniyorum, içinden çıkıyor bu bütün aparatlar. Heh, oturdu. Evet, gördüğünüz üzere bu oturmadı. Bir saniye, niye? Aparatı da değiştirdik. Ucu ucuna kalıyor diyor. Nasıl oluyor bu iş? Anlamadım. Bu aparat mı doğru, öbür aparat mı doğru? Onu çözemedik. Evet, şimdi uydu herhalde. Evet, şimdi uydu. Aparatı zincirle de düzgünce yerleştireyim. Gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Ondan sonraki mesele bu, bunu takıyoruz. Vida yerlerine denk geldiğinde uzun olan vidalar buraya atılıyor. Daha doğrusu sanırım şu anda sizle beraber montaj yaptığım için ben de şimdi keşfediyorum. Korumayı da önceden takmanız gerekiyor. Şu alana girecek bu koruma. Böyle ikisi beraber takılacak. Şöyle bir oturtalım. Çok da güzel oturdu. Şu anda vidaları yerine takmamız gerekiyor. Aynen. Mecbur düzgün dursun, gözüksün diye hepsini sıkmam gerekecek. Yoksa size göze hoş gelmez, bunu da yarım bırakamam öbür gibi. Tamamdır. Şimdi bu tutma bölümüne geldi sıra. Tutma bölümü şuraya atıyoruz.
kadar. Şunu atıyoruz. Şu tıpa çıkıyor arkadaşlar. Şu tıpayı da buraya takıyoruz. Önce bir makine ayağını doldurduktan sonra. Kullanacakken bu tıpanın ağzı açık kalıyor. Kullanmamız bittiği zaman burayı kapatıyoruz tıpayı ki makine yağlamayı kessin. Hava alamadığı için alttan yağlamayı kesiyor. Gördüğünüz gibi alet bu. Hani şu anda yağım olmadığı için çalıştırmayacağım. Ama ilerleyen videolarda veyahut da başka bir bölümde de onu çalıştırırım. Hem de ahşabı nasıl kestiğini gösteririm size. Montajı bu kadar. Yani basit. Tek sıkıntı şu anda sizle beraber montaj yaparken hangi başlığın uyumlu olduğuydu. Çünkü çok milimetrik. Şu tamam çok ufak da diğer ikisiyle alakalı milimetrik şeyler var. Ondan dolayı bu başlık diye düşündük. Yani o başlık İçine koyduğumuz başlık doğrusu çıktı. Öbür türlü milimlik oturmasına yer kalıyor. Hani başlığı değiştirerek hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dönüyor da sıkıntısı da yok. Her türlü hani tek dikkat edeceğiniz şey zinciri takarken kesen yüzeyinin bu tarafa doğru gidiyor olması. Ters takarsanız ahşabı kesmez. Düzgün çalışmaz. Hani makinenin görünüşü güzel, palası geniş, budama motorlarından palası kadar var herhalde sanırım. Performansını da daha sonraki videoda paylaşacağız. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.